İzmir'de yaşaması mucizelere bağlıyken Ege Üniversitesi Hastanesi'nde trafik kazası kurbanı Öznur Yılmaz'ın bağışlanan kalbi nakledilen 18 yaşındaki Elif Ağar sağlığına kavuştu. İzmir'de yaşaması mucizelere bağlıyken Ege Üniversitesi Hastanesi'nde trafik kazası kurbanı Öznur Yılmaz'ın bağışlanan kalbi nakledilen 18 yaşındaki Elif Ağar sağlığına kavuştu. Genç kızın gelecek hayallerini ise hazırlanmayı sürdürdüğü üniversite sınavında başarılı olmak ve her iki kalbiyle de büyük bir aşkla sevdiği nişanlısıyla evlenmek süslüyor. Çifte hayal kurduğunu söyleyen Elif Ağar, eski kalbimle gözümü kapattığımda başımda duran nişanlımı, yeni kalbimle gözümü açtığım ilk anda da karşımda gördüm dedi. Diyarbakır'da lisede okuyan 18 yaşındaki Elif Ağar'ın hayatı 2008 yılında geçirdiği ağır bir grip sonrasında bambaşka bir döneme girdi. Bu sırada doktora gidip gelen Elif'in kalp rahatsızlığı da ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıl Diyarbakır'da tedavisine devam edilen Elif Ağar, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine daha iyi imkanlara sahip olan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Belli aralıklarla İzmir'e gelip kontrollerini yaptıran Elif, bu süre içerisinde de lise eğitimini tamamladı. Kalp nakli olmasının üzerinden 1,5 yıl geçen Elif Ağar tamamen sağlığına kavuştu. Küçüklüğünden beri edebiyata büyük ilgi duyan Elif, şimdi en büyük hayalinin Dicle veya Harran Üniversitesi'nin edebiyat bölümlerinde okumak, ardından da Harran Üniversitesi'nde muhasebe eğitimi gören nişanlısıyla evlenmek olduğunu söyledi. 2008'den sonra tahlil falan yaptı işte buraya geldiğimizde. Tahlilden sonra şey dediler, işte nakil olması gerekiyor dediler. Anji olması gerekiyor dediler öncelikle ön hazırlık olarak. Her an olabilir dediler. Çünkü çok düşmüştü. Ondan sonra işte 2008'in sonunda, Haziran ayında, lise 3'ün sonunda bir şey geçirdim. Evet, rahatsızlığım vardı. İşte anji falan oldum. Ondan sonra anji sırasında bir bypass ameliyatı da geçirmek zorunda kaldım. İşte ondan sonra şey oldu, o anda kalbim durdu. 3 saniyelik bir kalp durması oldu. Ondan sonra şok falan yaptılar hocalar falan. Ameliyat sırasında tekrar hayata döndüm. Evet, tekrar döndüm çok şükür. Ondan sonra bir aya yakın hastanede kaldım. Ondan sonra İyi, sağlıklı bir şekilde çıktım. Bir ayın sonunda tekrar kontrole gittim. İyi dediler. Ondan sonra ilaç falan tedavisine başladılar. Ondan sonra 4 yıl boyunca git gel yaptım. 2009 yılından 2012 yılına kadar git gel yaptım. Evet, 2012 yılına kadar. Evet, gidip geldim. 2012 yılında Ocak ayında taşındık artık. Hoca artık çok kötü dedi. Tiroidim de çıkmıştı. Artık taşınmak zorundasınız falan dedi. Biz de artık taşındık. Ondan sonra bir 4 ay boyunca bir beklentimiz oldu. Neyi beklediniz? Kalp bekledik. Evet. Bir ay hastanede yattım. İkinci ay, yani Mayıs ayında, Mayıs'ın 17'sinde kalp haberi geldi. 16'sında gece saat 12'den sonra hoca geldi. Haber geldi. 17'sinde nakil aldılar. Ameliyat aldılar. Ameliyatım başarılı geçti. Yani... Evet tabii canım, bir çocuk deriz, bir kız deriz. Yani bir tane. Baba olarak çok sevindim yani. Allah razı olsun. Kalp verenler şey yaptın, çok çok sevindim. Siz o süreçte neler yaşadınız? Ya biz o senede yani çok zahmet çektik yani. Yani biz çok süre durduk yani. Zahmetimiz çoktu yani. Yine çok üzüldü yaşadık. Biz Ege Üniversitesi'nden yani oradan Diyarbakır'dan gelirken burada bir şey bilmiyorduk. Ege'nizde gezemiyorduk. Biz işte onu hali yani gezdik, şey yaptık, öğrendik şimdi. Şu anda çok şükür. Şimdi neler hissediyorsun peki? Şimdi çok iyi. Çok şükür. Allah'a çok şükür. İyi. Sağ ol. Allah razı olsun. Peki senin bir baba olarak, kızı nakil olmuş bir baba olarak bir çağrın olacak mı? Yok, çağrım olmaz. Yani çok sevim. Orhan Bağış ile ilgili.